Nihayet emektar telefon geri döndü arkadaşlar. Tamir etmeyi başardık. A, video başlamış. Merhaba arkadaşlar, bugün yeni bir video ile beraberiz. Emektar telefonun Xiaomi Redmi Note 9'un aramıza geri dönüş şerefine hangisi daha iyi serisinin 11. bölümünü çekiyoruz. Bu... Fatih, öpürdek mi? Allah bugün Xiaomi Redmi Note 9 ile Xiaomi Poco M5 S'i karşılaştıracağız. Hadi başlayalım. Xiaomi Redmi Note 9. Bu daha güzeldi bence. İlk olarak tanıtımdan başlayalım. Normalde 2020 yılı Mart ayında piyasaya çıktı, ancak burada 30 Nisan 2020'de piyasaya çıktı diyor. 12 Mayıs 2020'den beri üretim mevcut. Hat teknolojisine gelecek olursak GSM, HSPA ve LTE. 2G bantta GSM 850, 900, 1800, 1900, SIM 1 ve SIM 2. 3G bantta HSDPA 850, 900, 1700, 1900, 2100. 4G bantta 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41. Boyutları 162.3x77.2x8.9mm kalınlık 8.9mm, ağırlık 199 gram. Ön tarafı camla korunuyor. Üzerinde Gorilla Glass 5 var. Plastik çerçeve. Arka tarafta plastikten. Çift sim desteği var. Çift bekleme özelliği var. Water repellent coating diyor. Böyle. Ya şimdi ekrana geçiyoruz. Ekran tipi IPS LCD 450 nits. Ekran boyutu 6.53 inç. Ekran gövde oranı %83.5. Çözünürlük 1080x2340 piksel. Koruması Corning Gorilla Glass 5. İşletim sistemi Android 10. MIUI 11. Ancak Android 11 MIUI 12.5'e yükseltilebilir diyor. Bu telefona Çin'de MIUI 14 yüklemeyi başardılar. Yani görünüşe göre Redmi Note 9 MIUI 13'ten sonra MIUI 14 güncellemesi almaya hak kazandı. Öyle de diyebilirim. Devam ediyoruz. İşlemcisine gelecek olursak işlemcimiz MediaTek Helio G85 12 nanometre. Gerçi PUBG Mobile'da 15 FPS verse de ben zaten PUBG oynamıyorum ya. PUBG Mobile Lite ya da Garena Free Fire'da bu telefonu yetiyor. Zira Free Fire testini gördünüz arkadaşlar. Hani ben bu telefonu incelemiştim. Free Fire testinde gördüğünüz gibi 30 FPS'den fazla veriyordu. Yani 45-60 FPS arası veriyordu bu telefonda. Vallahi. Ama gerçekten performansı iyi. Fazla su içmemişim, o yüzden böyle olmuşum. Neyse, devam edelim şimdi. CPU'suna gelecek olursa CPU'muz Octa-Core 2.0 GHz Cortex A75 6x1.8 GHz Cortex A55. İşlemcisi Mali, grafik işlemcisi bu arada bu. Grafik işlemcisi Mali G52MC2. Hafıza kartı desteği var 512 GB'a kadar. Hafıza 3.64, 4.64, 4.128, 6.128 olmak üzere 4 farklı seçeneğimiz mevcut. Arkada 2 kameramız var. 4 tane yani. 2 tane 2 megapiksel, 1 tane 8, 1 tane 48. Toplam 4 tane kamera var arka tarafta. Ana kameramız 48 megapiksel. 8, 2 ve 2 megapiksel daha kameralarımız var. Özellikle LED flash, HDR ve panorama. Video kalitesi 1080p 30 fps. Ön kamerası 13 megapiksel. HDR panorama, özellikle video kalitesi 1080p 30 fps. Sesler, loudspeaker ve 3 mm işimiz mevcut. Wi-Fi 5, çift band, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0, A2DPL, Positioning, GPS, GLONASS, Galileo, BTS, NFC var, market, yani satışa göre değişebilir, yani SG modelinde var, M2315 SG modelinde var, SS modelinde yok, infrared port var, radyomuz var, USB Type-C 2.0, özellikler, parmak izi okuyucumuz var, aksinometre, jiro, proximity ve pusulamız var, SMS, MMS, e-mail, push email, IM olarak mesaj atabiliyorsunuz. HTML5
internet arayıcısı var. Lityum polimer 5020 mAh pil sökülemez. 18 watt hızlı şarj özelliğine sahip. Ben bunu 20 wattlık bir şarj makinesinde şarj ediyorum. Ters olarak taktığınızda ise 9 watt'a kadar şarj oluyor. Renkleri orman yeşili, gece yarısı grisi ve polar beyazı. Polar dediği kutup beyazı. Modelleri M2315SC, M2315SG, M2315SS. Benimki SG modeli. NFC var mı yani bende? Şanslıyım o açıdan. Çünkü bu telefonu 6 aylığına anneme emanet etmiştim ve onun banka işlerinde o işine yaradı yani. Güzel model aslında. SG modeli olmanızı tercih ederim. SAR değerleri. Başta 0.84 watt kilo, vücuda 0.90, Avrupa standartlarında başta 0.80, vücuda 1.14. Fiyatlarına gelecek olursak Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşık 120 Amerikan dolarına bir telefon alabilirsiniz. Birleşik Krallık'ta 200 İngiliz sterlini alabilirsiniz. Euro bölgesi ülkelerde 150 Euro'ya alabilirsiniz bu telefonu. Ben Euro bölgesi diyeyim, Avrupa Birliği'ndeki her ülke değil tabii ki. Almanya, Fransa, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Belçika, Yunanistan bu yıl dahil oldu. Hırvatistan var. Hırvatistan'da da bu telefonu alabilirsiniz. Çünkü adamlar artık Hırvat kunası yerine 2023 başından itibaren Euro kullanıyor. Devam ediyoruz. 12.000 Hindistan rupisi. Bu telefonu alabilirsiniz. Devam edelim. Testler. Asus 5 Max'da 200.414. İlk 5.292. Ekran kontrast adaptörü 1242x1. Kamerada fotoğraf video. Loudspeaker. -30.1 LFS. Ortalam. Ortada yani. Pil ömrü 125 saat. Şimdi sırada Poco M5S var. Hadi bakalım. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi sıra geldi Xiaomi Poco M5S'e. 6.43 inçlik bir ekranımız var. 1080x2400 piksel, 2160 piksel çekim yapabilen 64 megapiksel bir kameramız var. 4 veya 6 GB RAM seçeneğimiz var. İşlemcisi MediaTek Helio G95 lityum polimer 5000 mAh pile sahip. Şimdi buna da bakalım. Gerçi ben 3. bölümde Redmi Note 10S ile karşılaştırmıştım. Çünkü ikisi birbirine benzer olduğundan özellikleri de aynı olur diye düşünmüştüm ama öyle olmadı. Redmi Note 10S'te 8 RAM vardı. Aynı zamanda satış oranı Poco M5S'ten daha yüksekti. Bu nedenle Redmi Note 10S kazandı. Hadi hadi. Çok oyalandık burada canım. Devam edelim oyuna. Ne oyunu? İnceleme. İnceleme de değil. Karşılaştırma. Hadi devam. 5 Eylül 2022'de tanıtılmış, 6 Eylül 2022'den beri üretimi mevcut. Hat teknolojisi GSM, HSP ve LTE, 2G bantı GSM 850, 900, 1800 ve 1900 SIM 1, SIM 2. 3G bantı HSDPI 850, 900, 1700, 1900, 2100. 4G bantı 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41. Hız HSPI, LTE, A. Boyutları 160.5x74.5x8.3 mm, kalınlık 8.3 mm, ağırlık 178.8 gram. Korumamız cam. Gorilla Glass 3 ile korunuyor. Plastik çerçeve, plastik arka tarafta plastik. Çift sim desteği var. Nano sim, çift bekleme, IP53 suya ve toza karşı dayanıklılık. Ekran tipi AMOLED 450 nit tipik olarak, 700 nit HBM'de, peak'te ise 1100 nit. Ekran boyutu 6.43 inç, ekran gövde oranı aynı, %83.5. Çözünürlük 1080x2400 piksel, 20:9. Corning Gorilla Glass 3 ile korunuyor. Okay, İşletim sistemi Android 12 MIUI 13. MediaTek Helio G95 işlemciye sahip, 12 nanometre CPU Octa-Core, 2x 2.05 GHz Cortex A76, 6x 2.0 GHz Cortex A55. Grafik işlemcisi Mali G76 MC4. Hafıza kart desteği, microSD eksi, yani bildiğimiz hafıza kartı var. 464, 428 ve 628 olmak üzere 3 farklı özelliğimiz var. UFS 2.2 diyor. Allah Allah. Ne iş yarıyor ki acaba? Ana kameramız 64 megapiksel, 8, 2 ve 2 megapiksel olmak üzere toplam 4 tane ana kameramız var. LED flash HDR panorama, video kalitesi 4K'da 30 fps, 1080p'de 30, 60, 120 fps, 720p'de 960 fps.
Tekte 13 megapiksel ön kameramız, 13 megapiksel bir kameramız var. Özellikle işler video kalitesi bir ses yapıyoruz hepimiz. Sesler, loudspeaker'ımız var. Stereo hoparlörleri beraber var. 3 mikrofon kişi var. Wi-Fi 5, çift band, Wi-Fi direct boot, 1.0 AKDP, LE, positioning, GPS, GLONASS, Galileo, BTC, NFC var, infrared port var, radyo var, Type-C 2.0 USB girişi var. Sensörler... Parmak izi okuyucu var, akselerometre, jiro ve pusula var. Mesajlaşma, SMS, MMS, e-mail, push e-mail, IM, tarayıcımız HTML5. Pil tipi lityum polimer. 5000 mAh sökülemez pil. 33 watt hızlı şarj özelliği var. Yarım saat %64. Yani tahminime göre bir 45-50 dakika arasında şarj olabilir. Hızlı şarj özelliği. Renkler gri, mavi, beyaz. Model 2207117BPG. SAR değerleri. Başa 1 watt kilo, vücuda 0.65. Avrupa standartlarında 0.60 başa, vücuda 0.80. Fiyat 100, Amerika Birleşik Devletleri'nde 150 Amerikan doları, Euro bölgesi ülkelerde 180 Euro, İngiltere'de 180 İngiliz sterlin. Testler. Kapıyı kapat lan, kapıyı kapat, ses yapma, kapıyı kapat. Testler diyorduk. Antutu Benchmark 36.681, Geekbench 1831, GFX Bench 18 FPS. Ekran, kontrast ratio, infinity nominal, kamera, fotoğraf, video, X25.4 LFS, loudspeaker çok iyi, pil ömrü 132 saat. Satış verilerine geliyoruz. Şimdi saygıdeğer arkadaşlar, biz birinci bölümde 20 milyon demiştik ancak buraya bakmayı unutmuştuk. Küresel olarak 45 milyondan fazla satmış. Böyle yani birinci kısımdakini bile geçiyor. 11. de veri güncellenmiş oluyor tabii. Şimdi bu M5S'e bakıyoruz. Arkadaşlar bakıyoruz Poco M5S satışına. Maalesef satış verisini göremiyoruz. Yani bu durumda kazananımız yeniden Xiaomi Redmi Note 9 oldu. Evet arkadaşlar, emektar telefonum Xiaomi Redmi Note 9'un yeniden aramıza dönüşünü şerefine hazırladım. Hangisi daha iyi? Bölüm 11. Xiaomi Redmi Note 9 vs Xiaomi Poco M5S. Parantez içerisinde emektarım geri döndü. Evet, bu maçın kazananı da Xiaomi Redmi Note 9 oldu. Bir sonraki hangisi daha iyi seçti? Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sevgili kalın. Tılmıştım.